Varlığa varlık olarak bakmaya ne zaman başladık? Buydu değil mi soru? Varlığa varlık olarak ne zaman bakmaya ne zaman başladık? Aslında biz kanaatimce varlığa varlık olarak bakmaya en geç Aristoteles'te başladık. Fakat Sokrates öncekilere baktığımız zaman aslında onlar da varlığa varlık ve varlığı varlık olarak araştırıyorlar. Bu bakımdan felsefenin bir yerde kuruluş veya doğum belgesinde varlığa varlık olarak bakma çabası var. Bunu biz ne unuttuk mu dersiniz? Kanaatimce biz bunu unutmadık. Yani farklı çağlarda, farklı dönemlerde varlığa varlık olarak bakmanın biçimi değişti en fazla. Orta çağda da mesela büyük bir ontoloji var aslında. Skolastik felsefede de bir ontoloji var. Ki Christian Wolff mesela Leibniz'le beraber aynı düşünüyor o konuda. Orta çağ ontolojisinden epey şey öğreniyor kendisi. Thomas Aquinas'tan özellikle çok şey öğreniyorlar. Dolayısıyla aslında felsefe kanaatimce şey Heidegger kendisinin özel bir yerinin olduğunu vurgulamak için varlığa varlık olarak baktığını, yani şimdiye kadar varlığın bir unutkanlığının yaşandığını falan söylüyor ama doğru değil kanaatimce. Felsefenin çünkü temelinde hep varlığa varlık olarak bakma çabası olmuştur. Fakat o şey Heidegger varlığa varlık olarak bakma dediği zaman bununla aslında onun varlık tanımına yakından baktığımızda o bununla hiçliği kastediyor. Yani Dasein'ler insan ve Sein'de Dasein'lerden başka bir şey yoktur. Ve Dasein'lerin de nereden geldiğini bilmiyoruz. Yani insan denilen Dasein'lerin de nereden geldiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında Heidegger şeyde Sein kavramıyla bir ne diyelim hiçliği kastediyor. Yani Heidegger varlığa varlık olarak bakmayı unuttuk derken aslında bizim felsefede geleneksel olarak anladığımız anlamda varlığa varlık olarak bakmaktan çok varlığa hiçlik olarak bakmayı unuttuk demek istiyor. Dolayısıyla orada bir şey var, bir kavram oyunu var. Yani Aristoteles'te var olanlara var olan olarak bakmak derken aslında bütün var olanları özsel olarak ilişkilendirmek demiş oluyor ki o varlığa varlık olarak bakmanın başka bir adıdır. Ve bu aynı şekilde skolastik felsefede de var. Bu işte Helenist dönemi mesela filozoflarına bakın, stoacıları alın, isterseniz Epikuros'u alın, Epikurosçuları alın. Onlarda da aynı şekilde yani atomlara atom olarak bakmak ve evreni atomların bütünlüğü olarak kavramak vesaire. Bunların hepsi aslında varlığa varlık olarak bakmak anlamına geliyor. Belki de bilmiyorum, şöyle bir iddiada bulunursam büyük bir iddia mı olur? Ama böyle bir iddiayı uzun zamandan beri kafamda tartıyorum. Aslında söylemek de istiyorum. Şimdi bu soru buna vesile oldu. Aslında Türkiye'de Heidegger'le birlikte veya Heidegger'den hareketle yürütülen varlık tartışması kanaatimce birazcık çarpıtılmış bir varlık tartışması. Çünkü adına varlık olarak adını varlık olarak koyduğumuz şey üzerine tartıştığımız hiçlik tartışmasıdır. Onu o zaman onun adını koyaraktan hiçlik tartışması olarak yapmak gerekir onu. Çünkü onu o şekilde yapmazsak o zaman kavramlarımızı nereye koyacağımızı bilemeyiz. Bu bakımdan kanaatimce bunu Fransızlar bunun şeyini çok çektiler. Zararını çok gördüler. Düşün dünyalarında büyük şeyler açtı kendilerine, yaralar açtı. Ve ancak bugün onlar tekrar bir yerde klasik felsefeye, yani Malebranche'a ve diğer büyük metafizikçilerine, ontologlarına yeniden dönerekten felsefeyi yeniden temellendirme çabası içindeler. 20. yüzyılda özellikle
özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında Heidegger'in etkisiyle yürüttükleri varlık tartışması onları aslında çok fazla bir yere götürmedi. Aynı şekilde Almanya'da da ontoloji ve Heidegger'le tartışılmıyor. Ontoloji Kant'la tartışılıyor, Hegel'le tartışılıyor. En temelde Wolff'le tartışılıyor. Wolff'un eserleri bakın yeniden güncel olarak basılmaya başladı. Bunlar çok sevindirici şeyler. Heidegger'le bizim ülkemizde çok yaygın olarak yürütülen varlık tartışmasından kanaatimince bizim de birazcık Heidegger unutalım bir tarafa atalım demiyorum. O zaten mümkün değil. Felsefe tarihinde hiçbir şey unutulmaz ve hiçbir şey bir tarafa atılmaz. Her şey bir mirastır ve saklanması gerekir. Fakat yeni bir güzergahın varlık tartışmasında Türkiye'de kanaatimce yeni bir güzergahın açılması gerekir ki bu güzergah ancak işte Wolff gibi, Leibniz gibi, belki de Spinoza gibi ve Malebranche gibi büyük filozoflara, bu arada Hobbes'un da adını anmak istiyorum. Hobbes da büyük bir ontologdur mesela ama sadece siyaset felsefecisi olarak alımlanır felsefe tarihinde. Bu büyük klasik filozoflara ontolojinin temellendiricisi, kurucusu, gerekçelendiricisi büyük filozoflara dönerekten kanaatimce bizim ontolojik tartışmalarımıza yeni bir dönem açmamız gerekiyor. Yeni bir güzergah kazandırmamız gerekiyor. Yoksa kanaatimce Fransızların neredeyse 70 yıl boyunca yapıp bir yere varamadıkları tartışmayı biz daha uzun süre devam ettiririz. Bu bakımdan yani çok acil bir şekilde ontolojinin temellendirilişine, yani monadolojiye, Wolff'a, Leibniz'e, Hegel'e, Kant'a dönerekten, birer ontolog olarak bunlara dönerekten, tabii ki Fransız ontologlarına, 17. 18. yüzyılın büyük Fransız ontologlarına da dönerekten ontolojik tartışmaya da yeni bir evre açmamız gerektiği kanaatindeyim. Felsefe toparlayacak olursam aslında varlığa hep varlık olarak baktı. Heidegger bize sadece siz hiçliğe ontolojik olarak hiçliğe bakmadınız demek istiyor aslında. Varlığa varlık olarak bakmıyorsunuz derken bunu bu şekilde birazcık onun usulünde vardır. Söylemek istediğini hep saklayaraktan, gizleyerekten söyler. Bir şey söyler, başka bir şey kasteder. Orada da aslında böyle bir küçük şey var. Kavram oyunu var diye.